Türkiye şartları altında konuşursak daha iyi bir cevap verebilirim. Bence Türkiye'de okullarda, özellikle mimari, iç mimari, tasarım okullarında renk üzerine herhangi bir ders yok. Gerçekten rengi anlatan bir ders yok. Türk insanının zaten renge karşı benim gördüğüm kadarıyla bir ön yargısı olmuş durumda. Birçok meslektaşım muhtemelen şöyle söyleyecektir, hani az renk, az risk. Uçuk griler, uçuk bejler, uçuk kremler, çocuk odalarında başka renkler gibi. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Renk gerçekten insanın bütün algısını değiştiren ve algoritmasını etkileyen bir konu. Bunun tasarım öğretilirken öğretilmesi lazım ki, mekanı tasarlarken ya da binayı tasarlarken tasarımcıların bunu da işin içine katıp düşünebilmesi gerekiyor. Fakat Türkiye'de işler böyle işlemiyor. Şöyle işliyor. Sizin kişisel gustonuz neyse, giyim zevkiniz neyse, mimar tasarımda da bir tık onu yansıtıyorsunuz. Yani işin en sonunda sizin attığınız imzanın içinde, imzanın kalitesi, ucunun kıvrıklığı, sizin rengi nasıl kullandığınızla birazcık alakalı. Tasarımda rengin çok önemli olmadığını düşünen bir kesim olabilir muhakkak. Fakat hiç renk olmaması da bence rengin bir kullanımını ifade ediyor. O yüzden bu konunun gerçekten daha eğitim aşamasında bütün öğrencilere ya da bu konuya gönül vermiş olan, bu konunun içinde olan bütün meslektaşların bunu algoritmik olarak öğrenmesinde fayda var. Çünkü rengi zaten mekanları birbiriyle ilintiye sokan ya da mekanların yaşanırlığını anlatan şey tamamen renkle ilişkisi. Her ne kadar biz bu mimariyi, işte yaşanan alanların ortaya çıkması, kullanılan mekanların yaratılması olarak görsek de aslında mimarın işin ucunda hep insana dokunduğu için ve ruha dokunduğu için bütün etkisi psikolojik etki. Nasıl çok devasa bir binanın karşısında insanın hayrete düşmesi gibi. Renklerin kullanımı da aslında mimari mekanların insandaki algısını daha kolay bir şekilde yönlendirme konusunda çok başarılı. Bütün kitaplarda ve dekorasyon dergilerini okuduğunuz zaman işte çocuk odalarında maviler, pembeler, işte yaşlar için bej renkler gibi bir takım hep böyle net cevaplar görürsünüz. Hani dekorasyon tiyoları adı altında. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Çünkü ne kadar çok renk varsa hepsini çok doğru tasarımla kullanabilirsiniz. Bej bir rengi bir çocuk odasında uçuk pembeyle birleştirip çok mutlu bir çocuk odası yaratabilirsiniz. Önemli olan hangi rengi, hangi malzemeyle, hangi ışıkta, hangi dokuda kullanacağınız, çok dümdüz bir yüzeyde kullanacağınız beyaz ile pütürlü bir yüzeyde kullanacağınız beyaz arasında bile çok ciddi bir algı farkı olacaktır. Burada aslında konu kadın, çocuk, yaşlı, erkek, topluluk, hastane gibi konular değil. Konu rengin hangi mekanda hangi algı yaratacağını tasarlamaktan geçiyor. Tabii bu da gene biraz önce konuştuğumuz gibi rengin matematiğinin doğru öğretilmesiyle alakalı bence. İç mekan da tasarlasanız, bina da tasarlasanız hepsi aslında bir çerçevenin içinde tasarlanmış oluyor. Dolayısıyla rengin ve bütün malzemelerin bir denge içinde olması çok önemli. İç mekan tasarlarken bütün objeleri seçip aydınlatmasını, mobilyasını, ondan sonra renk koymuyorum. Önce rengi seçiyorum ve rengin üzerine diğer detaylarını konduruyorum ki onunla ilintili olsun. Çünkü her zaman malzeme numuneleriyle birlikte çalışıyoruz. Bu tabii aynı zamanda bizim renk numuneleriyle beraber çalışmamızı da sağlıyor. En yakın örnek şey verebilirim. Sarıgerme'de yaptığımız otelde dışında istediğimiz renk için diyor bize 8 tane falan özel renk yaptı. Hepsini kutularıyla cepheler boyandı. Sabah güneşin doğuşu, akşam güneşin batışı, yağmurlu havada nasıl gözüküyor, güneşli havada nasıl gözüküyor onların testini yaptık. Ve en iyi renk hangisiydi onu seçip ondan sonra da mekanı tamamladık. Aslında renk seçimlerinin böyle ilerliyor olması lazım ama biliyorsunuz Türkiye'de zaman yok, vakit yok, para yok. O yüzden hepsini kağıt üzerine seçip karteladan kum bejiyle devam eden bir neslin çocuklarıyız. Renk işi bir cesaret işidir bence. Cesur olup renk kullanmaktan korkmamalıyız. Bir tane hayatımız var. Sonuna kadar renkli bir hayat sürmekte fayda var bence.